Sevgili ABD Post izleyicileri, şimdi Merve Başoğlu bizi uluslararası müzik arenasında yan flüt dalında çok güzel temsil ediyor. Ama çok büyük bir özelliği var. Kendisi Konya yetiştirme yurdunda büyümüş bir çocuğumuz. Bugün de burada UNICEF evinde Sayın Emine Erdoğan'ın etkinliğine katıldık. Koruyucu aileleri destekleyen bir etkinlik bu. Merve, hikayeni biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ben 12-13 yaş civarı sırasında koruma altına alındım. Devlet koruması altına alındım. Ailemdeki birçok sorundan dolayı. Ve yurda geldim. 8 ay sonra çocuk evleri sistemine geçtiler. İlk çocuk evine alınan çocuklardan bir tanesiydim. Çünkü ders notlarım iyiydi. O sıra tam 8. sınıfa gidiyordum. Müzik hocam Zeynep Hoca sağ olsun bana yan flütü gösterdi müzik dersinde. Aslında bana çok güzel bir umut oldu yani. Ben böyle çok umutsuzdum o yaşlarımda. Yurda geldiğim ilk yılda böyle ailem parçalanmıştı ve böyle kendimi çok kaybolmuş hissediyordum açıkçası. Ta ki o hocam bana flütü çalana kadar. Sonra sesinden çok etkilendim. Bunu önceki röportajlarımda da vermiştim zaten. Rüyalarıma kadar girdi ve bu enstrümanı çalmalıyım dedim kendime. Ve çok araştırma yaptım. Son bir ayda Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarına hazırlandım. Tabii bu devletteki sorumlu hocalarımızın yönlendirmesi ve desteğiyle oldu. Yani yoksa hiçbir şekilde yapmam mümkün değildi. Önceki ailemi düşünürsem ya da işte o aile ortamında ya desteklenmemiş bir durumda yapmam mümkün değildi. Sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım flüt bölümünde. Oradaki hocalarım sağ olsun Mine Müstul beni üniversitedeki hocaya yönlendirdi belli bir çalışma sürecinden sonra. Profesör Gözde Yüksel devam ettik onunla çalışmalarımıza. O da beni Bilkent'e yönlendirdi. Bilkent'ten sonra Fransa'dan davet aldım. Fransa'ya gittim. Nice Devlet Konservatuarı'na. Tabii bir yandan Fransızca öğrendim. Bilkent'teyken İngilizce öğrendim. Harikasın. Bir yandan yarışmalara katılıyordum. Marsya Split yarışmasında Mansiyon özel ödül almıştım. O zaman 19-20 yaşındaydım. Sonra Türkiye'deki yıllarımda henüz yurt dışına gitmeden yine Bulgaristan'da yarışma gerçekleştirdi European Music Academy. İlk birinci yaptığı yarışmada kendi kategorimde büyükler kategorisinde birincilik ödülü aldım. Tabii Bilkent'i tam burslu kazanmıştım o dönemde, tam burslu okudum. O süreçte profesyonel bir flüte ihtiyacım vardı. Hanımefendi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın himayesinde bana uluslararası seviyede kullanabileceğim profesyonel bir flüt hediye etti. Bu flüt mü? Evet, bu flüt. Bu flüt yani Emine evet. Erdoğan'ın hediyesi evet, senin için. Kesinlikle. Çok güzel. Ardından Fransa'ya gittim. Orada üniversiteyi bitirdim. Tabii o süreçte yine yarışmalar, festivaller, masterclasslar, workshoplar. Yani kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım, öğrenmeye çalıştım. Çok güzel. Oradaki hayatı da öğrenmeye çalıştım. Tabii yurt dışında olmak bambaşka bir durumdu. Bambaşka insanlar, kendi kültürümü özlüyordum bir yandan. Ama tabii adapte olmak da gerekiyordu. O yüzden derslerime sımsıkı sarıldım. Ve tabii bu Aile ve Bakanlığı'nın ve hanımefendinin beni desteklediği ve bana sağladığı bursla gidebildim yurt dışına. Ve 5 yıl boyunca eğitimimi orada tamamladım. Master için de Fransa'da çok önemli bir okul olan Superior Yüksek Strasbourg Müzik Akademisi'ni kazandım. Alınan 3 kişiden bir tanesiydim. Gerçekten. Evet. Çok gurur duyuyorum seninle. Teşekkür senin ederim. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 28 yaşındayım. 28 yaşındasın. Evet. Peki şu an ne yapıyorsun? Hangi seviyeye geldin? Şu an hangi seviyeye geldim? İşte master eğitimi bitirdim. Ardından Türkiye'ye döndüm. Denklik belgelerimi aldım Türkiye'de. Tabii bu süreç biraz süren bir süreç oldu. Diplomalar, denklik. Sonra işte Kültür Bakanlığımızın
açmış olduğu 4B sözleşme sanatçı alımında senfoni sınavlarına girdim. Ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na alındım. Şimdi o işime başlamayı büyük mutlulukla, heyecanla bekliyorum tabii ki. Yani ülkende kalmayı tercih ettim. Tabii ülkemde kalmayı ve birçok çocuğa umut olmayı istiyorum açıkçası. Ben sana şeyi de sormak istiyorum. Şimdi burada çok güzel bir etkinlikteydik. Evet. Koruyucu aileliği teşvik ediyor Emine Hanım, Emine Erdoğan. Neler söylemek istersin? Sen o süreçten geçmiş bir çocukken buralara gelmeyi başarmışsın. Yani bunda tabii sana verilen desteğin önemi çok büyük ama evet, bence sen de farkındalığı çok yüksek bir çocukmuşsun. Teşekkür ederim. Yani kendi başının çaresine bakıp dimdik ayaklarının üstünde durmak için çabardın. Sende bu potansiyel olmasa kimsenin yapabileceği bir şey olmazdı. İkisi bir araya gelmiş. Evet. Neler tavsiye edersin senin durumunda olan insanlara ve ailelere? Çok zor bir süreç aslında. Ben söylemiyorum ki yani her şey kolaydı. Tabii ki her şey bir yandan çok zordu yani mücadele etmek ve hala mücadele etmek yani. Hiç bitmeyen bir mücadele, hayat mücadelesi veriyoruz çünkü. Oradaki çocuklara söyleyebileceğim şey evet 1-0 geriden başlamış gibi hissediyoruz gerçekten. Ve durumda öyle biraz yani aile desteği, bir aileye sahip olmak bambaşka bir olay. Ben mesela arkadaşlarımın ailelerine bakıyorum. Böyle bir yandan özeniyorum da aslında keşke benim de böyle ailem olsaydı diye. Ama diğer yandan düşünüyorum koskoca bir devlet ve ben o devletin kızıyım ve buralarda yer alıyorum ve bu benim çok büyük bir şansım yani. Evet, belki bunları yaşamasan sen böyle bir yeteneğin olduğunun farkına varamayacaktın. Evet, kesinlikle. Ben zaten düşünüyorum yani hiç yurda gelmiş olmasaydım acaba nerede olurdum ya da ne konumda olurdum, hangi vizyonda olurdum? Bunları bazen sorguluyorum, böyle düşünüyorum. Ya iyi ki böyle olmuş diyorum aslında. Yani her şeyin bir sebebi var evet, gerçekten. Kesinlikle. Ya aslında şanslıyız ve bazen insan kendi şansını kendisi yaratıyor. Bunları işte peşinden koşmak gerekiyor şansımızın. Aramak gerekiyor. Yani bir anda sunulmuyor da tabii. Tabii. Ama ben gerçekten çok şanslıydım yani. Ailelere de tavsiye edersin. Koruyucu aile. Yani koruyucu kendi ailelere. Çocukları olsa bile değil mi? Herkes bence kesinlikle. Emine Hanım'ın değindiği gibi, First Lady'nin değindiği gibi dünyada şu an çok yerde savaş var. Evet. Anne babasız kalan bir dolu çocuk var. Yani onlara da kucak açmak lazım değil mi? Kesinlikle. Yani bazen insan birçok fırsata sahip olabiliyor ama empati yapabiliriz. Yani empati yaparak birçok durumu olmayan kişinin yani hangi durumdadır, nedir, nasıl bir koşuldadır bunları bazen insan düşünemiyor gerçekten. Hani imkan içinde olan birisi. Evet. Ama hani dünyada olup biten olayları takip ederek ya en azından o küçük çocukların yerine koyabilir kendini. Tabii ki tam anlamıyla koyamasa da en azından yani sonuçta bir çocuk ve çok masum. Evet. Yani ve hiçbir gücü yokmuşçasına yani. O yüzden bence birçok kişi farkında olmalı bu durumun. Ve bence hanımefendi Emine Erdoğan ve bakanlığımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Farkındalık yarattıkları evet, için ve bunu uluslararası bir seviyede UNICEF ile aracı olarak bir şekilde birlikte organize oldukları için bu çok güzel bir şey aslında. Peki sen kendin ileride koruyucu anne olmak ister evet, misin? Kesinlikle. Bunu zaten hep düşünüyorum. Sadece şu an hazır değilim. Tabii doğru. Aynen. Yani biraz daha vakit var ama bu benim düşündüğüm hayallerimden bir tanesi açıkçası. Çünkü şeye inan yani tabii bunu isteyen kişilere de saygı duyuyorum yani insan kendi çocuğunu doğurmak istiyor olabilir. Herkesin kendi isteği sonuçta. Ama ben aile bağından eksik olan biri olarak yani gerçek sevginin illa da kan bağıyla olacağını düşünmüyorum. Gönül bağı daha önemli. Kesinlikle ve bana bu konuda çok destek olmuş kişiler de oldu hayatımda. Ve düşündüm ya bu insan benim annem değil babam değil ne kadar da
benim için bir şeyler yapmaya çalışıyor, beni önemsiyor. Bu tabii bakanlıktaki çalışan birçok kişiyi içeriyor. Aynı zamanda flüt hocalarım olsun. Evet. Onlardan birileri, yani anlattığım cümleler. Harikasın sen. Teşekkür ederim. Ben başarılarının devamını diliyorum. İnşallah. Yolun çok açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. You are wonderful. Thank you for this gorgeous mini concert that you have graced us with here. Thank you so much.